Hemen yenimi alıyorum. Şöyle. Şimdi... Ben başlayayım. Evet, Armağan'la başla. Zeynep, bir kere her kelimenin sonunu anlamıyorum. Mikrofonu erken indiriyorsun. Bir şey oluyor. Yani nefes alması gereken yerler herhalde oralar bir lantanım, öyle mi? Erken indiriyor ve şeyin kelimenin sonu anlaşılmıyor. Mesela üşüyor. Ben üşüyorum, orunu duymuyorum. Böyle bir şey oluyor. Mikrofonu erken indiriyorsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Bülent Hanım bir şey söyleyecek galiba. Ben en son konuşayım. En son söyleyeceksiniz. Evet. Peki. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Mikrofon böyle ağzından erken gidiyor ve... Ben size nedenlerini söyleyeceğim. Ve biz kelimeyi tam duyamıyoruz. Bir şey soracağım sana. Senin yüzünde kaç tane estetik var? Hiç. Hiç. Burnu? Hiç yok. Dişleri? Sadece dişlerim. O da... Hiç yok denir mi? Yani dişlerimi yaptırdım. Tamam peki. Başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkürler Armağan Çağlayan. Ebru Hanım. evet. Üşüyor. Nefes problemi galiba yaşıyor büyük ihtimalle. Ondan mı? Bülent Hanım da bilmiyorum. Sonunda açıklayacağını söyledi. Bir parça yaymak gerekiyor ve onları kullanmadığını düşünüyorum. Onun dışında sesiyle çok iyi oynayabildiğine de inanmıyorum. Çok daha düz name diyoruz biz aramızda. Nameleri eksik. Bu kadar. Bu kadar. Peki. Hı. Hemen Orhan Gencebay'a dönelim. Bakalım onun yorumları nasıl? Daha iyi yorumlayabilir şüphesiz. Bu bir tarzdır. Yorum tarzıdır. Bunu sevgili Musa Eroğlu çok güzel ifade eder. Bu da bir güzel tarzdır. İşte burada anlaşılmama da vardır bu tarzı, bu yorumu icra ederken. Daha iyi yorumlayabilirdi diye düşünüyorum. Kötü değil şüphesiz ama daha iyi yorumlayabilirdi. Teşekkür ediyoruz. Görsellik de ayrıca gayet güzel. Sağ olun. Ve Bülent Ersoy. Ben en son şimdi ben bir 2-3 dakikanızı alacağım bu hanımefendiyle ilgili. Buyurun. Akgün Oteli'nde kalıyorsunuz. Evet. Evet. Orada bulunan müdüründen, şeflerinden, garsonlarına kadar herkesin şahit olduğu bir husus var. Bu mübarek gecede ben oruç tutuyorum. Daha orucumu açmadım bile. Hiç yalan konuşmam. Allah kabul etsin. Cümle Müslümanların benimkine de hiç yalan konuşmam. Kimseye efendim abartılı bir şey yapmam, söylemem, atıfta bulunmam. Sözlerim kesinlikle doğrudur. Bana Armağan Bey beni tutuyor diye o falan 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 işte bana gıcık oldu vesaire vesaire son derece galiz küfürler. Nasıl olmuş Bülent Hanım? Son derece galiz küfürler. Bülent Hanım sizinle ilgili. Benimle ilgili. Ve bu şekilde duyanlar var. Şahitli, ispatlı. İsim vermek istemiyorum ama evet. Zat haliniz gerekirse zat halinize Sayın Erkır verebilirim. Çocuğum ben doğurganlık özelliğim yok. Çocuğum yok. Ki ben hani oğluma diyelim ki sizi layık görmedim de almayacağım. Burada ben niye bulunuyorum? Bu heyeti umumiyedeki görevim müzik adına konuşmak. Artı sahneci olduğum için sahne adabıyla ilgili konularda da söz sahibiyim. Ve o mevzuda da konuşuyorum. Ve ikinci kez bana bu görev tevdi edildi. Çünkü değerli dinleyiciler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyiciler. Burası bir insana saray da olur, mezar da olabilir. O nedenle hareketlerimize son derece dikkat etmemiz ve yorumlarımızı ona göre yapmamız gerekir.
bilinçli yapmamız gerekir. Burası her ne kadar bir şov programı gibi görünse de benim bulunduğum yerde eğitici ve öğretici vasfımı, mümeyyiz sıfatımı da ben ortaya koymakla yükümlüyüm. Çünkü hocalarım bana sonra soru açarlar. Nitekim Profesör Doktor Sayın Alaaddin Yavaşçı hocam dedi ki, o konuya geleceğim, geniş yaymak istemiyorum. Geçen hafta Sayın Armağan Çağlayan Beyefendi, Saadettin Kaynak nota bilmez dedi. Ve ben tabii Alaaddin Yavaşça külliyatından, değerli hocamdan da istifade ettiğim bütün külliyatımdan Sayın Saadettin Kaynak Beyefendinin notalarını da aldım, getirdim. Burada mı? Burada getirdim efendim. Evet. Ben vazifemi çok iyi yaparım. Dersime çalışır, öyle işimi yaparım. Evet. Notaları getirdim. Onları sonra söyleyeceğim. Tamam. Bakara suresi 194. Ayet 194. İnsanlara vereceğiniz zarar onların size vermiş olduklarının bir misli olursa o sizin günah hanenize işlenmez derler. Ben onun için kelimelerimi son derece tartarak konuşmaya çalışıyorum ki sizin yüzünüzden günaha girmeyeyim diye. Ben burada siz neye istinaden bu küfürleri ediyorsunuz? Evet. İzin veriyor musunuz? Tabii ki, buyurunuz. Ben yaşım 20-21'e girdim. Yukarıda Allah şahit. Allah şahit insanlar beni ilgilendirmiyor. Yukarıda Allah şahit. Ben insanlara bırakın şu zamana kadar aileme öf demiş insan değilim. Benim sadece yorumum şu oldu. Armağan Çağlayan Beyefendi beni çok tutuyor. Fakat nedense Bülent Ersoy Hanım beni... Benim size tuttuğuma nereden karar verdiniz? Tutmak da değildi aslında yani... Ben sizi elemelerde, evet sizin buraya gelmenize destek oldum ama bu sahnedeki performansınız kötü olduğu halde sizi tutacağım ve size iyi bir şey söyleyeceğim anlamına gelmez. Hayır, ben onu demek istemiyorum. Yani ben sadece dedim ki daha da çok ısındı Armağan Çağlayan Bey. Fakat dedim Bülent Hanım ısınmadı. Benim söylediğim tek şey çocuğum, bu. Çocuğum ben yine söylüyorum. Sözünüzü kestim, bağışlayın. Yine söylüyorum. Ben çocuğum yok ki sizi... Beğenmiş de olsun, nikahını alacak olsun, aman bu kızı istemem deyip kaynanalık yapayım. Ben buraya eğer oturduysam, buradaki sıfatım neyi gerektiriyorsa onu konuşurum. En azından müzik adamıyım. Musiki ile ilgili her türlü A'dan Z'ye eksiği veya artıyı kendi 36 senelik birikimim, sahnedeki bizatihi çalışmalarım artı buna tabii ki mektep hayatımı da katarsanız artık kaç sene olur? Ben ona istinaden dedim ki sesleri düzgün basamıyor. Nitekim sizi çok çok tuttuğunu söylediğiniz Armağan Çağlayan Beyefendi de ne dedi? Neden bu kelimeler kesiliyor? Neden kesiliyor? Çünkü sesleri uzatamıyor. Uzun sesler, bir dörtlükler kullanılması için bu bir sahte okuyuş. O bir dörtlükleri tam anlamıyla dolu dolu uzatabilmek için Sayın Üstad benim ne demek istediğimi çok iyi bilir. Sayın Üstad da hakeza öyle. Üstad arkadaşlarım da bilirler. O bir dörtlüğü uzatabilmek için sesi düzgün basabilmek lazımdır. Halbuki korkak efendim okuduğunuz vakit her an detone oldum olacağım derken kısa kesersiniz. Nasıl olsa arkada öyle bir ihtişamlı müzisyenler var ki onlar orayı dolduruyorlar. Ama bu sahtekarlıktır. Yanlış mı söylüyorum Sayın Üstad? Bu budur. Gelelim sözümün sonuna. Siz bana istediğiniz kadar küfredin. Hakaret edin. Ben küfür etmedim. Ama siz etmediğinizi söylüyorsunuz. O zaman ben ona inanmak istiyorum. Sizin sözlerinize inanmak istiyorum. Ama ben size yakın olsam ne olur, uzak olsam ne olur. Ancak müzikalite açısından sizi eleştiririm. O da efendim zaten demiştim ki söylediğim sözde ben zaten sizin buraya seçilmeniz için dahlim olmadı. Ben puan vermemiştim. Yine vermiyorum
mealinde bir şey konuştum. Şimdi geçmiş zaman, bir hafta önce, evet, bilemiyorum. O mealde bir konuşma yapmıştım. Yoksa ki sizi sevsem ne olur, sevmesem ne olur? Buradan çıktıktan sonra bir daha görüşmemizin olanağı da yok. Onun için konuşmaları, insanlar konuşmalarını, konuşmalarınızı demiyorum. O lafımı geri alıyorum. Çünkü siz her ne kadar kendinizi savunsanız da ben konuşmalarınızı dersem, bu sefer ben hatalı hareket etmiş olurum. Benim yaşıma da yakışmaz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın mana ve ehemmiyetine de bu kadar ısrarcı olmak yakışmaz. Biraz daha konuşmalarını insanlar daha genel de dikkatli yaparlarsa, çünkü yerin kulağı vardır misali. Bir de efendim Armağan Beyefendi ile bir flörtünüz başlamış. Kimi? Hanımefendi. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani Armağan... Benim haberim yok. Nasıl olmuş? Benim her şeyden haberim olur. Ben söz hakkı alabilir miyim? Söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Armağan benim... Bu yarışmadan önce de Armağan'la benim bir dostluğum var. Ki benle mi? Hayır. Hayır hayır. Siz o değil. Kır saçlı. Yarışma benle alakası hayır, yok. Hayır hayır yok yok. Ben de öyle zannettim. Benim onunla. Sen ne oluyor değil dedim. Yarışmadaki Armağan. Armağanlar karıştı benim, ben değilim. Benim o Armağan'la, arkadaşımla, bu yarışmadan önce de İzmir'de bir dostluğum vardı. Bu ev ortamına girdiğimizde ben gidip de başkasına yakın olamazdım. Çünkü neden? Ben onu daha önceden de tanıyordum. Yakın olmak... Eğer flörtlükse o zaman ben flört ediyorum. Peki siz lobide Armağan Bey'le konuşurken benim için ne düşünüyorsun, ciddi düşünüyor musun dediniz mi? Armağan benim arkadaşım. Ama bunu söyleyen bizatihi duymuş. Benim için ne düşünüyorsunuz? Evet. Benim için ne düşünüyorsun, ciddi şey düşünüyor demedim musun? Hayır, ben böyle bir şey demedim. Armağan benim sonuna kadar arkadaşım, ona da sorabilirsiniz. Adaşın ne olması? Bana ne, beni enterese etmez de. Yalnız eğer birisine neden acaba hep sizin için çıkıyor bu tip şeyler? Neden? İlk etapta da göz önünde ben oldum. Ne zaman? Bu yarışmaya geçen girdiğimde. Evet, geçen gazete haftadan haberiydi bahsediyorum. İnsanlar yok, siz hiç göz önünde falan olmadı. Ben öyle düşünüyorum. Geçen pazar. Ah ben... zo, şey... Manşetti ya geçen anladım, pazar. Anladım, anladım. Ben öyle düşünüyorum. Ama sizin yaşantınız zaten şaibeli hanımefendi. Teşekkür ediyorum, o sizin görüşünüz. Yok yok, gerçek bu. Eğer bir insana arkadaşım diye yaklaşmaksa, o zaman ben flört ediyorum. O zaman insanlar şöyle bakamıyor, o zaman insanlar böyle bakıyor. Siz sonra... Maalesef çok geride kalmışız yani. Hepimiz çok geride kalmışız. Armağan benim arkadaşım, sevgilim değil. İnsanlar şey arkadaşlarına benim için ciddi düşünüyor musun der mi? Onu kim söylediyse, evet, şu an gelsin yanıma. Şu an yanıma gelsin. Burası, kim söylediyse gelsin. Ama burası hesap kitap yapılacak bir yer. İnsana değil. İftira atmak çok ve zordur. 70 mil... Niye çok kolaydır. Ben şimdi size iftira mı atıyorum? İnsanın aleyhinde bir şeyler konuşmak çok kolaydır. Anlatabilir peki miyim? Bir şey sorabilir miyim Bülent Hanım? Mesela Armağan'la flört ediyor olması bizim için neyi değiştirir? Hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey değiştirmez. Armağan benim yani, çok sevdiğim değerli arkadaşım. Bu herkesin özelidir. Yani öylesine yani, bu bizim konumuzu hiç enterese etmez. Yani öylesine. Yani diyelim ki Armağan'la flört ediyor. Bence bu kadar yalnız yarışmacı bir şey yan yana yaşıyorsa olabilir. Şey, normal. Yalnız bir şey var. Ahlaki değerler açısından evde orada herkes birbiriyle arkadaş. Daha bismillahirrahmanirrahim bir hafta oldu. Birbirleriyle bu şekilde bir haşır neşir olmaları ne dereceye kadar doğruduru düşünürsek düşünmemiz de gerekmez. Bence mi? Biz ön yargılı davranıyoruz biraz. Armağan benim mesela, özel yaşantımda arkadaşım. Peki, şimdi ben Orhan bir şey Bey söylemek bir şey istiyorum. Söylüyor ve toparlıyoruz. Bir hayli uzadı bu konu. Ben özel hayatlara karışmamayı uygun görüyorum. Gençtir onlar. Ama insanlar bizim görevimiz karışıyor. Farklıdır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bir de notları alabilir miyiz onun üzerinden? Ama tabii konu ki yeter ki saygı çerçevesinde olduğu sürece, saygı, sevgi, hoşgörü ve bilgi süresince çerçevesinde olduğu sürece tabii siz gönlünüz ne istiyorsa yapabilirsiniz. Ama bizler büyükler hoşgörümüzle burada bu saygıya son derece önem veririz. Bunu söylemek istedim. Çok kısaca hemen bir de notlarınızı alabilir miyim? Çünkü birazcık sarktık. Tempomuzu hiç düşürmeyelim. Bülent Hanım eminim bir şeyler söyleyecek az sonra. Armağan 7 verdi, Ebru Gündeş 6 verdi. Bakalım Orhan Gencebay ne verecek onun üzerinden. Hemen alıyoruz.
Bir 6 var, bir 5 var. Orhan Gencebay'da 7 var, 6 var. 7 mi var? Ben 7 verdim. Pardon, 7 ve 6. Özür dilerim. Bu Bülent Hanım'ın notudur. 5 Bülent diyor, Ersoy Bülent verdi. Yine çok kırık bir not vermedi. Ve Orhan Gencebay da 6 verdi. Teşekkür ediyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence az sonra söyle. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Az önce Zeynep'le ilgili tartışmaları hep beraber dinledik. Gerçekten böyle bir olay varsa ben de çok üzüldüm. Zeynep, çok kısaca hemen senden alalım ama çok kısa. Ben buradan bütün insanlara seslenmek istiyorum. Benim geçmişim, şu andan daha gerisi için söylüyorum. Geçmişim her ne olursa olsun, pavyon, müzikol, dahi yerlerden de gelmiş olursam olayım, kimse bana hafif kadın muamelesi yapamaz. Peki Zeynep'e... Bir dakika sen gitme çocuğum, gel şöyle ortaya gel bakalım. Gel Zeynep, Bülent Hanım da bir şey şimdi söyleyecek. Şimdi siz hafif kadın muamelesi kim yaptı size? Siz dediniz ki sizin geçmişiniz zaten sansürlü diye bir kelime yaptınız. Sansür demedim. Ben de insan evladıyım. Sansür demedim ben. Ben de... Siz benim belki söylediklerimi yanlış anlayamıyorsunuz. Tanımlıyor olabilirim. Yanlış. Şaibeli dedim. Olabilir ama kimse bana hafif kadın muamelesi yapamaz. Ama siz kendiniz... Kimse bana hafif kadın muamelesi yapamaz. Ben buraya çıktıysam, her şimdi, ne olursa olsun ben buraya geldiysem... Şimdi efendim sizlere de sesleniyorum. İnsanların ne oldukları, kim oldukları kendilerini enterese eder. Ben bunun bilincinde olabilecek efsafta biriyim. Yalnız 50 küsur yaşında... Ve bu mertebede bulunan bir heyet-i umumiyedeki bir insana sizler tasvip ediyor musunuz? Bu insanın ulu orta alenen galiz küfürler etmesini hoş mu karşılıyorsunuz? Pardon, bir şey söylemek istiyorum. Bu buyurun Orhan Bey. Gerçek veya... Doğru veya değil, inkar edilir edilmez ama böyle bir şey varsa son derece büyük bir yanlıştır. Son derece büyük bir saygısızlıktır şüphesiz. Şimdi böyle bir şey varsa diyorum ama Bülent Hanım bunda ısrar ediyor. Demek ki çok rahatsız olmuş. Şöyle bir şey var. Biz sanatçıyız. Sanat güzele ulaşmak demektir. Dolayısıyla güzel olan her şeyi bünyesinde barındırır sanat. Ve biz onu yapmaya çalışıyoruz. Allah güzeli sever. Sanat da güzellikler içindedir. Dolayısıyla önce iyi insan olmamız gerekmektedir. Önce insan olacağız, iyi insan olacağız, bilahare ne olursak olacağız. Önce insan olma özelliklerine sahip olacağız. Bizim yapmamız gereken bu. Eğer burada varsa bir yanlışlık, ki bu konu ediliyor, Bülent Hanım bundan son derece rahatsız. Gerçekten... İsim de verebilirim. İsim de veririm ben. Çok üzücü. İsim de veririm. Söylediğini biliyorum, duydum. İsim de verebilirim. Bu kadar direkt konuşuyorum yani. Peki. Neden? Lütfen dışarıdan. Neden taşımayacaktım? Size veya ailenize küfür edilirse, beyefendi, o galiz sizi... küfürler edildiği takdirde siz sessiz mi kalırdınız? Talebeniz bir eleman. Beyefendi, efendim? Biz sizi duymuyoruz. Lütfen. Lütfen oradan duymuyoruz. Lütfen burayı meşgul etmeyin. Bilal, siz bu küfürü ettiniz. Ettiniz. Bir kere ettiğinizi şuradan bakınız. Ben Armağan Bey bana çok sahip çıkmıştı ama Bülent sahip Hanım... Sahip çıkmış demedim. Bakın müsaade edin. Sahip çıkmıştı. Fakat Bülent Hanım beni beğenmedi nedense dedim. O kadar dediniz. Bana karşı daha mütevazi. Kim? Fakat dedim Bülent Hanım. Evet. Beni dedim nedense kabullenemedi dedim. Sadece dediğim tek kelime bu. Ben de bu. Size ifade etmeye çalıştım. Bülent Hanım sizi kabul etse ne olacak? Benim şey çocuğum yok ki sizin nikahını alsın. Bir şey alsın. Fark etmiyor. Halka oy veriyor. Halk verecek sizin oyunuzu.
Halk verecek. İnşallah. En başta bir kere terbiye önemlidir. İnşallah. Terbiye çok önemlidir. Ben 55 yaşında kadınım, halen daha halkın önünde arka arkaya git sahneyi terk etmedim. Peki. Sorabilirsiniz. Bir günden bir güne yaşları küçük de olanlar vardır. Sahneyi onlara hiçbir zaman arkamı dönerek terk etmedim. Hep böyle geri adımlarla gittim. Bu terbiyedir. Ya. Peki, Zeynep'i gönderiyoruz içeri. Zeynep'ciğim seni böyle alalım. Çok özür dilerim, ben de bir şey buyurun, söylemek Ebra istiyorum. Şayet Bülent Ersoy'a bu takım küfürler, bu Allah'la kendi arasında ve Bülent Hanım'a söyleyen insan biliyor. Böyle bir şey yapılmışsa bir tane bu, değil, üç tane, dört kişi. Bu son derece yanlış bir şey. Yani Bülent Hanım'ı seversiniz, sevmezsiniz. Ebru'yu seversiniz, sevmezsiniz. Buna hiç fark etmez ama bulunduğunuz yerde sizi seçmiş, bir yere getirmiş bir insan hakkında bunu konuşmak bence son derece yanlış. Onun dışında özel hayatı, şu anda birisiyle aşk yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ya da geçmişinde pavyonda mı çıkmış, çıkmamış? Bu bizi ilgilendirmez. Ama Bülent Ersoy'a laf söylemek bence acı bir şey ve son derece yanlış bir şey. Olmaz. Lütfen oturur musunuz beyefendi? Oturur musunuz? Arkadaşlar otur. Arkadaşım. Arkadaşım sizi duymuyoruz. Kimse duymuyor sizi. Sizi kimse duymuyor. Tamam, sizi kimse. O zaman siz niye buradasınız? Siz niye buradasınız? Niye? Gördün, tamam. O zaman müdahale etme. Tamam. Lütfen sus, kimse duymuyor zaten. O zaman lütfen dışarı. Peki, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Çok şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada çok önemli jüri üyeleri var, çok büyük isimler. Ve burada da çok büyük Türk sanat müziği sanatçıları var. Ben popstar Alaturka'da küfür kelimesinin kullanılmasından bile üzüntü duyuyorum. Hep Alaturka'ya, Türk müziğine, Türk kültürüne layık şekilde çalışalım istiyorum. İsterseniz bu havayı bir alkışlayalım, bir unutalım, gönderelim. Türk sanat müziğine, Türk kültürüne yakışacak şekilde devam edelim. Bakalım sırada kim var? Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumladı. Çok sağ olun. Ve Bülent Ersoy? Temiz okudu. Bu kadar. Peki. Şimdi bir de 10 üzerinden kaç puan verdiğiniz notlarınızı alalım. Şimdi bir şey soracağım. Evet. Armağan'a da sormak gerekmez mi? Hakikaten böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye. Çünkü saçma oluyor. Hani Zeynep'e sorduk, Armağan çıktı sormadık, saçma oluyor. Bence Armağan'a da soralım. Armağan desin ki oldu, evet bana böyle bir şey dedi, evet, demedi. Evet, buyurun sorun. Oldu mu böyle bir şey? Ben hiç bu konuda arkadaşım adına üzgünüm. Tabii ki üzgünüm ama kendi adıma hiç problem yaşamıyorum. Son derece doğalım, rahatım. Ben böyle bir şey olmadığı kanaatini getiriyorum kendi açımdan. Sizleri de takdirde size bırakıyorum. Ama böyle bir şey olmadığını ben üstüne basa basa da tekrarlıyorum yani. Hangi işin olmadığını? Zeynep arkadaşımızla beraberliğimizin olmadığını. Hayır, o bizi enterese etmez canım. Evet. O kimseye enterese. Onu yani öyle bir... Konuya girmek için Bülent Hanım oradan yani girdi. Yani onu kimine enterese eder çocuk? Herkese, yani... herkes kendinden sorumludur. Bana mutlaka. Ne? Bu beni enterese etmez. Öteki mevzuyu soruyorum. Yani öteki mevzu büyüğüne karşı bir o küfürle, galis küfürlerle saldırıda bulunması o hanımefendinin doğru mu değil mi? Kendi adıma ben böyle bir şeye şahit olmadığım için bir şey de söylemek yanlış olur diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey varsa yanlış diye düşünüyorsun. Mutlaka yani. Tabii evet, ki. Ama böyle bir tabii, şeye mutlaka, de şahit olmadım mutlaka diyor. Peki. 8. 10 üzerinden 8, 8. Armağan Çağlayan. Çok teşekkür nerede ediyorum efendim. Ebru Gündeş de hazırlamış zannediyorum notunu. 10 üzerinden 8, bir 8 daha geldi. Bülent Hanım? 6. 6, 10 üzerinden 6 verdiniz ve Orhan Gencebay da 8 verdi. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 30 toplam.